Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Rukiye Yıldırım, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Yanımda Tıp Fakültesi'nden arkadaşım var. Merhabalar. Kendini tanıt. Benim adım Duygu, ben de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencisiyim. Tamam, ben şöyle ki ben Türkçe tıptanım. Ben arkadaşım da tıptanım. Aynen, İngilizce tıpta. Ve biz bugün sizinle İngilizce tıp mı, Türkçe tıp mı videosu çekeceğiz. İki kişi İngilizce ve Türkçe tıpın artılarını, eksilerini, böyle dezavantajlarını, avantajlarını tartışacağız beraber. Ben şurada birkaç tane soru hazırladım. Beraber konuşacağız. Aklınızda herhangi bir soru varsa onları yok etmeye çalışacağız. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi videoya tam başlamadan önce benim size bir bilgilendirme geçmem lazım. Bildiğiniz üzere Duygu İngilizce tıptan, ben Türkçe tıptanım ama şöyle ki Türkçe tıp tam Türkçe tıp değil. Yani böyle bildiğiniz gibi değil. Şöyle, Türkçe tıp %30 İngilizce tıp olarak geçiyor. O nasıl oluyor? Şöyle ki, şimdi bizim bu amfi derslerimiz, teorik derslerimiz Türkçe oluyor. Ama laboratuvar derslerimiz İngilizce olarak geçiyor resmiyette. Ve hani mesela biz laboratuvar derslerine gitmeden önce işte video izlediğimizde ya da bazen işte o lab derslerinde hocalar dersleri İngilizce anlatıyor. Ama sizin isteğiniz üzerine, yani Türkçe tıpta zaten genelde çok fazla yabancı öğrenci olmadığı için sorun olmuyor. Sizin isteğiniz üzerine Türkçe anlatabiliyorlar, hani istediğinizde yardımcı oluyorlar gayet. O yüzden hani laboratuvar dersleri İngilizce olarak geçse de hani o da biraz Türkçe gibi. Böyle hani çok sorun olmuyor lab derslerim. Şimdi ben burada birkaç tane soru hazırlamıştım. Bunlarla işte bunlar hakkında konuşacağız Duygu'yla. Kıyaslama yapacağız sizler için. Aynen. İlk soruyla başlıyorum. Hazırlık nasıldı? Şöyle ki ikimiz için de, yani hem Türkçe grup için hem İngilizce grup için hazırlık zorunlu. Şöyle, başta bir muafiyet sınavı oluyor. Muafiyet sınavını geçerseniz hazırlığı atlıyorsunuz. Geçemezseniz hazırlık okumanız gerekiyor. Ben üst sınıfların tavsiyesi üzerine, işte Hacettepe'nin İngilizce eğitiminin çok iyi olmadığını duymuştum. O yüzden ben muafiyet sınavını hani çözerek atladım açıkçası hazırlığı. Ama Duygu hazırlık okudu. Hazırlığı Duygu'ya soracağız. Nasıldı hazırlık? Şimdi şöyle, eğer Hacettepe kazanıp buraya gelirseniz ve hazırlık okumayı düşünüyorsanız mutlaka Rukiye'nin dediği gibi bir yorumu duyarsınız herkesten. Çünkü böyle Hacettepe'nin hazırlık eğitimi aşırı derecede harika bir eğitim değil. Ama bence bu tamamen kişinin eğitimden faydalanmasına göre değişir. Mesela benim için çok faydalıydı. Hazırlık döneminden kısaca bahsedeyim size. Rukiye'nin dediği gibi herkes için bir muafiyet sınavı oluyor. Çünkü hem Türkçe'de hem de İngilizce'de, yani İngilizce bilmeniz gerekiyor. Öyle olunca ben 2020 girişim. 2020 döneminde uzaktan eğitimle giden bir dönemdi. O zaman da ben hiç uzaktan tıp eğitimine başlamak istememiştim. Yani gözümde çok büyümüştü. Bir de İngilizce tıp okuyacağım için ve İngilizcem de çok iyi olmadığı için hazırlığı ben bir okuyayım dedim. Yani bir şeyler öğreneyim mutlaka dedim. Şey yaptım, muafiyete girdim. Ama muafiyeti böyle çok iyi çözmedim. Zaten yani onu o kadar iyi çözecek de bir İngilizcem yoktu açıkçası. Ve ben hazırlığa kalmış bulundum. Benim vardı. Benim yoktu maalesef. Ondan sonra bize bir düzey belirleme sınavı yaptılar. Düzeylerimiz belirlendikten sonra işte sınıflarımız belli oldu. Bize bir kitap listesi yayınladılar. Herkes düzeyine göre istenen kitapları satın alması gerekiyordu. Ondan sonra zaten Ekim ayı gibi bizim hazırlık online eğitimimiz başlamış oldu. Yani bildiğiniz uzaktan eğitim süreci. Seviyenize göre dersler işte bazen haftada 5 gün oluyordu. Bazen işte 3 günde falan da düştüğü oluyordu. Ama yine genel olarak gevşek bir sene olarak geçiyor sanırım hazırlık. Evet, çünkü bir de hani mesela 12. sınıfta çok çalışmışsınız, sınav senenizde çok çalışmışsınız, yorulmuşsunuz. Sonra bir böyle tekrardan derse yoğunlaşmak gerçekten çok zor. Ama hani bir dil öğreniyorsunuz. Ben mesela hazırlığı bir İngilizcemi geliştirmek için fırsat gördüğüm için hani böyle çalışmak bana çok zor gelmedi açıkçası. Bir de hani böyle öğrenmek zorundaydım yani. Öğrenmesem... Ama arkadaşlar, Duygu çalışmayı çok seven bir insan olduğu için yani hazırlık ona her türlü şey olmuştur, yararlı olmuştur sağladım, yani. Evet. Mesela ben olsaydım boş bile geçebilirdim tüm seneyi. Kendimden hiç emin değilim o açıdan, o yüzden iyi ki atlamışım diyorum. Yani böyle genel olarak. Bu arada muafiyet sınavında ne vardı? Konuşma vardı, dinleme vardı. Aynen, okuma var. Yazma var bir mıydı? De yazma, yazma var. Vardı. Her yani şey vardı yani. O, dört hani klasik lise sınavlarında da olur ya, o dört yeteneğinize mutlaka bakıyorlar.
Ondan sonra mesela hani hazırlık okuduğunuz zaman da hazırlığın en sonunda yine böyle bir sınav geçiriyorsunuz ki ona göre artık hazırlığı başarıyla atladınız mı atlamadınız mı? Atladıysanız tabii tıpa başlayacaksınız, atlamadıysanız sene tekrarı. Ya benim için faydalıydı ama hani böyle çok çalışmayı düşünmeyen biri için çok fayda sağlamaz tabii ki. Bu arada şeyden de bahsedeyim. Şöyle ki hazırlık sınıfında hani sadece tıp fakültesinden kişiler olmuyor. Bütün fakültedeki kişilerin hani hazırlık okuyan bölümleri aynı dersi görüyor, beraber ders görüyorlar. O yüzden dersler Beytepe'de oluyor, yüzde olanlar. Hani bildiğiniz üzere biz tıp fakültesi olarak hani sağlıkla alakalı bölümler Sıhhiye kampüsündeyiz. Buradan hani Beytepe kampüsüne gitmek bir tık zor oluyor, evet, açıkçası zor. Hazırlık okuyanlar için. Geçen sene benim hazırlıktan arkadaşlarım vardı. Hani Beytepe biraz daha uzak kaldığı için gidip gelmek bir tık zor oluyor. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Lab, amfi dersleri ve sınavlar hakkında konuşalım. Lablar nasıl oluyor, amfi dersleri nasıl oluyor, sınavlar nasıl oluyor? İlk ben bahsedeyim Türkçe grupta, sonra kıyaslarız işte. Şöyle size söylediğim üzere, lab dersleri İngilizce olarak gerçekleşiyor. İşte dersler önce izlediğimiz videolar, hocaların derste anlatışları, labda kullandığımız kitaplar İngilizce oluyor. Ama hani dediğim gibi hocalar da genelde çok yabancı öğrenci de olmadığı için Türkçe konuşuyorlar, Türkçe anlatıyorlar. Hani çok sorun olmuyor anlama açısından. Hiç bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Lab sınavları da zaten hani İngilizce oluyor mu? Hani böyle üstten fotoğraf gösteriyorlar. Buradaki nedir diye soruyorlar. O yüzden hani anlaşılması zor değil. Aynen, soruyla bir işin yok senin. Üstteki fotoğrafla işin var. O yüzden hani çok bir işinize şey yaramıyor İngilizce orada. Yani çok orada. Mükemmel bir İngilizceniz olmasa aynen. bile gayet geçersiniz. Gayet geçersiniz, yaparsınız. Zaten bildiğiniz üzere sınavlarda Türkçe. Normal amfi derslerimizde Türkçe olarak geçiyor. Sizin nasıl oluyor? Tabii İngilizce %100 bizde. %30 olmayınca hepsi bizim İngilizce. Yarım yarım. Bir de şöyle, hani İngilizce tıp olduğu için Türkçe yabancı bir sürü, yani Türk yabancı bir sürü öğrenci var. Yani bizim sınıfta bayağı bir yabancı öğrenci var. Onlar Türkçe bilmiyor tam olarak. Bilmeyince de hocalar tabii ki onlar için tamamen İngilizce anlatmak zorunda. Yoksa onlar hani çok zorlanıyorlar. Onlar için çok zor oluyor. O yüzden bizim lablarımız, ondan sonra amfi derslerimiz, bunların tamamı İngilizce. Ama hocalar lab ve amfi derslerinde esnek davranabiliyorlar. Hani hocam burayı anlamadım, Türkçe anlatabilir misiniz dediğinizde sizi hiçbir şekilde reddetmezler ve gayet onu Türkçe defalarca bile anlatabilirler. Yani hocalarımız o konuda böyle çok sıkı değiller. Ama eğer bir ortamda yabancı öğrenciler varsa öncelikleri kesinlikle İngilizce konuşmak. Çünkü yani siz İngilizce tıp seçtiniz. O zaman dersleri İngilizce dinleyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Biraz da o açıdan bakılır ama dediğim gibi bazı konular böyle hani İngilizce'de anlamak zor olabilir. İşte o zaman hocadan rica edebilirsiniz. Ama bu esneklik tabii ki sınavlarımızda asla geçerli değil. Sınavlar tamamen İngilizce yani. O yüzden bilmeniz gerekiyor zaten. Peki mesela şimdi ilk birinci sınıftan okula ilk yeni başlıyorsunuz. Bir giriyorsunuz, dersler İngilizce. Nasıl oluyor? Çok mu zor? Orada nasıl oluyor yani? Ya mesela geçen sene başında işte ben derslere çok aktif katılıyordum ki hani kulağım alışsın diye. Mesela hazırlıkta gördüğünüz dil akademik olmuyor. Çünkü her bölümden insanlar var ya orada. O yüzden sadece tıpa yönelik bir hazırlık eğitimi almıyorsun. Sadece günlük dilde bir İngilizce öğreniyorsun. Tabii ki faydalı oluyor. Ama mesela tıpta hep terim terim hocalar konuştuğu için ve terimlerin çoğunu da bilmediğiniz için zor oluyor. İşte ilk başta kulak aşinalığı lazım. Biraz böyle ben bir 3 hafta falan yani bir aya yakın biraz zorlanmıştım ama sonra akıyor yani. Bir şekilde yolunu buluyor. Korkmaya gerek yok gerçekten. Zaten ilk birinci sınıfta 2,5 hafta ya 2,5 ayda bir sınav olduğu için bir ayın boşa gitse bile bir şey olmaz. Aynen, çünkü aynen. Çok hani geniş aralık. Pardon. Çok geniş aralıklarla var sınavlar. Açıkçası ama şöyle, hani ilk dersler, okulun ilk haftaları zorluk çekme işi bizde de var. Çünkü şöyle ki hani hocalar tamam Türkçe konuşuyor ama çok terimsel konuşuyorlar. Evet. Hani direkt cümlenin içinde terimi kullanıp geçiyorlar. Asla demiyorlar ki çocuklar ben bunu dedim ama bunun anlamı şu yani Türkçesi budur. Bunu söylemiyorlar. Hocalar, kendiniz çıkarmak zorundasın. Aynen, kendiniz yani. Çıkarmanız gerekiyor ve hani terimsel konuşuyor. Bu arada Türkçe, İngilizce arasındaki terimler aynı. Neredeyse aynı yani. Aynen, kesinlikle. Hiçbir fark yok. Evet, gerçekten. O yüzden hani İngilizce de seçeceğiz, Türkçe de seçeceğiz. İlk okulun bir başında bir o şaşkınlık dönemi oluyor. Biz hani ay bunlar ne böyle? Neyin içine düştük falan oluyorsun. Neyin içine düştük gerçekten. Öyle bir şey oluyor. Ondan sonra hani yavaşça alışıyorsunuz. İngilizce ise kulağınız bir İngilizce alışıyor. Türkçe ise de derslere biraz daha alışıyorsunuz. Onun dışında hani özellikle İngilizce'nin böyle aşırı bir ekstra bir ben fazla zorlu olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten çünkü zamanla alışılabilen bir şey.
alışılamadığın kısımlar sadece bu terimsel kısımlar oluyor. Zaten bu terminolojik şeylerde hani ona alışmıyorsun yani genel olarak. Yavaş yavaş zaten gidiyor. Zaten mesela geçen sene hepimizin arama geçmişi şu nedir tıp. Şu nedir tıp diye her kelimeyi aratıyorduk yani. İnteriyor nedir tıp. Aynı. Posteriyor sonra nedir hani, tıp. Sonra hani zamanla artık hocalarım defalarca kullanıyor. Sen diyorsun ki Allah Allah bu ne bir bakayım anlamına diyorsun. Işıkta öğreniyorsun yani. Ama bir kere öğrendikten sonra artık hani cümlenin içinde geçiyor ya. O da aslında biraz alışıyorsun ya ona da. Aynen kesinlikle. Şöyle ki şimdi ben üçüncü soruma geçiyorum. Biz şimdi ilk 3 yıl bu teorik dersleri görüyoruz, amfi derslerini görüyoruz. Sonraki 3 yıl hastanede hastalarla birebir bir şekilde işte bizim staj yıllarımız oluyor. Biz Türkçe grup olduğumuz için zaten Türkçe görüyoruz. Sonraki 3 yılda hani hastalarla konuşurken gayet de Türkçeyiz. Ama şöyle ki İngilizce grupta yabancı öğrenciler oluyor, yurt dışından gelen öğrenciler. İlk 3 yıl tamam İngilizce gruptasın, İngilizce öğreniyorsun, harika. Ama sonraki 3 yıl bir karşına geliyor, kadın diyor ki böğrüm ağrıyor. Böğrün neresi? Öyle olunca yurt dışından gelen öğrencilerin bu ilk 3 yıl içerisinde Türkçe öğrenmesi gerekiyor. Çünkü ondan sonraki 3 yılda hastalarla konuşup bu staj zamanını geçirmesi gerekiyor. Peki mesela sen Türksün, tamam Türkçe de konuşabiliyorsun. Ama ilk 3 sene dersleri İngilizce aldın. Evet. Ve mesela hastalarla konuşurken vesaire de hani o bir sorun olacak mı? Tamam daha staj kısmına geçmedin ama hani üst sınıflardan duydukların vardır. Ya şöyle, illaki zorlanırım diye düşünüyorum çünkü her şeyimiz İngilizce yani. Bütün terimleri İngilizce görürüz. Evet hani Türkçe'de çok bir farkı yok ama hani Türkçeleştirilmesi gerekiyor birçok kelimenin de. Öyle olunca zorlanacağımı düşünüyorum ama şöyle bir şey, bizim mesela biz Zuki'yle çok yakın arkadaşız. Bizim arkadaş grubumuzda da yani benim dışındakilerin hepsi Türkçe tıp. O yüzden biz mesela tıpla alakalı anlamadığımız konuları tartışırken bir terim alışverişinde bulunuyoruz aslında. Mesela o açıdan kızlar bana çok yardımcı oluyor. Biz bu sene dönem 2'de anatomi dersleri alıyoruz. Mesela biz İngilizce görüyoruz terimleri ama Zuki'nin çok gururlandığı bir şey onlar Latince görüyor. Biz Latince görüyoruz da onlar biraz işte dandik İngilizce falan filan. İşte öyle olunca mesela onlardan ben Latince alıyorum. Onlar benden İngilizce terimler alıyor. Hani birbirimizde böyle terim alışverişi oluyor. O yüzden ben ne bileyim hiç Türkçe tıptan arkadaşı olmayanlara göre çok daha rahat olacağımı düşünüyorum. Bakalım. Ama yani en büyük farklılık anatomide var. Hani onlar İngilizce görüyor, biz Latince görüyoruz. Ama onda da mesela birkaç kere şöyle bir hani birbirinize soru sorduğunuzda, bir bilgi alışverişi yaptığınızda hemen kafanıza yatıyor. Ya çok hani basit. Evet, İkisi aynen. De birbirine çok benzer. Genelde kelimeler yer değiştirmiş sadece, oluyor. Aynen. Bir iki ek fark oluyor o kadar. Aynen ekler farklı oluyor. Birkaç tane şey bu katlantı matlantı onlar aynen, farklı aynen. Oluyor. Onun dışında genelde aynı oluyor. Hani ben de senin çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum staj yıllarında. Peki son sorumdan bir önceki sorum. Dördüncü sorum. Mesela sen şu an İngilizce okuyorsun. Bunun gelecekte sana nasıl yararlar olacağını düşünüyorsun? Şöyle mesela bildiğiniz üzere tıp gerçekten çok yoğun bir ders programına sahip. Sadece hani teorik dersleri değil, aynı zamanda pratik dersleri var, aynı zamanda bir sürü sınavı var. Öyle olunca mesela ben İngilizceye ayrıca vakit ayıramam. Akademik için uğraşmak çok zor olur ayrıca. Ama ben şu an bir yandan hem tıpla alakalı bir şeyler, bilgileri öğrenirken bir yandan da onun akademik dilini öğreniyorum aslında. Yani ben mesela şu an bana dönem 2'den bir konudan bahsetsiniz mesela. Belki de ben size onu İngilizce rahat bir şekilde hani şu demek diye akademik bir şekilde anlatabilirim. Ama mesela hani akademik bu hani akademik İngilizceyi, İngilizce'nin akademik boyutunu eğer ben dışarıdan öğrenmeye çalışsam bu kadar etkili öğrenebilir miyim? Yani bence çok şüpheli ve bizim İngilizce yani doktor olarak bizim İngilizceyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü sürekli bildiğiniz üzere sürekli güncellemeler oluyor dünya çapında, sağlık alanında. Ve bizim bunları çok iyi bir şekilde takip etmemiz lazım. Ve bunun için de temel tabii ki İngilizce. İşte bu yüzden ben aslında İngilizce tıp seçmiştim. O yüzden hani ilerisi için bana çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ya şöyle ki ileriki zamanda hani mezun olduktan sonra eğer daha gelişime, kendinizi ilerletmek istiyorsanız İngilizce şart. Kesinlikle şart. Ve hani tabii ki bu yadsınamaz bir gerçek. İngilizce tıpta hani öğrendiğiniz İngilizce bütün hani terimleri her şeyi böyle İngilizcesiyle öğrendiğiniz gibi olmaz kendi çalıştığınız. O yüzden o açıdan İngilizce tıp daha avantajlı oluyor. Ama şöyle ki yani İngilizce halledilmeyecek bir dil değil bana göre. Öyle. Şu an hani benim belli bir seviye var. Üstüne terimler zaten İngilizce oluyor genelde. Hı-hı.
onlar ekleniyor. Belki üstüne daha sonradan tabii ki çalışmam gerekecek. Tabii ki duygununkiyle aynı derecede olamaz. Ama daha sonradan üstüne çalışılarak hani kapatılmayacak bir konu değil diye düşünüyorum ben açıkçası. Onun dışında hani ileride tabii mezun olduktan sonra işte TUS'a girerim, sonra atanırım, bulunduğum yerde kalırım, işte çok şey yapmam diyorsanız da bilmiyorum. Hani İngilizceye o kadar şey yapmalarına gerek yok bence. Ama tabii ki ilerlemek, hani kendi alanınızda daha öncü bir hale aynen gelebilmek için İngilizce gerçekten gerekli. Zaten makalelerin çoğu İngilizce oluyor. Bu arada bu böcekler beni rahat bırakmadı. Ya bir de şöyle bir şey var mesela. İngilizce bilmenin bize birçok avantajı var. Günlük hayatta bile hani birçok şeyi anlamamız çok yardımcı oluyor. O yüzden hani böyle ben evden işe işlerine de giderim diye bir mantığınız varsa bile yine de İngilizceye önem vermeyi ihmal etmeyin bence. Doğru ya, doğru. Bir de hani mesela bak İstanbul'a gidiyorsun, yarısı İngilizce Türk konuşuyor. Türk yok. Özellikle şeyde bu turistik mekanlarda. Ve hani kendi ülkemizde bile İngilizce bu kadar lazımsa, eğer ileride mesela yurt dışı planlarınız varsa veya hani bu literatürü, işte hani bulunduğunuz alanı geliştirmeyi düşünüyorsanız yani İngilizce gerçekten çok şart. O açıdan İngilizce tıpı düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki mesela bu son sorum olsun. Yani mesela ben diyelim, tamam, sıfır İngilizcem işte ama hani İngilizce tıp okumak istiyorum ama işte zorlanırım diye korkuyorum, sınıfta mı kalırım, ne yaparım, ne yapacağım ben? Söyle bunu. Sen İngilizce tıpa gelmeyeceksin dermiş. Ya yani şöyle bir şey var. Pes edin. Pes etmeyin tabii ki. Ya yani şöyle, ne kadar istekliyseniz o kadar yapabilirsiniz. Ne kadar isteğiniz az, ay ben uğraşamam ya, kim uğraşacak falan diyorsanız yani gelmeyin gerçekten. Çünkü zor olur yani. Hı hı. Eğer zaten İngilizceniz sıfırsa bir kere hazırlık okumadan gelemezsiniz bence. Ama bir şey diyeyim mi? Zaten o kadar üşengeçseniz tıpa gelemezsiniz yani, çünkü sınıfta kalırsınız. Her türlü Türkçe okusanız da. Yani eğer çok istiyorsanız gelin. Çünkü gerçekten istenmeden altından kalkınacak bir bölüm değil. Yani öyle bir meslek değil yani. Ve eğer İngilizceniz sıfırsın ama azimliyseniz hazırlık döneminde kendinizi geliştirebilirsiniz ve İngilizce tıp okurken de gerçekten kendinizi, İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Zaten sürekli İngilizceye maruz kalacaksınız. Notlarınız İngilizce, hocalar evet, derste İngilizce konuşuyor. Siz bir yandan çalışırken hani lablarınız İngilizce, videolar İngilizce, her şey İngilizce olunca ister istemez ilerleyecektir. Ama çok istemiyorsanız gelmenizi gerçekten tavsiye etmem. Yani bu videonun sonuç cümlesi: eğer İngilizce düşünüyorsanız veya istiyorsanız ama korkuyorsanız yazın. İngilizce yazın yani. Hani sadece korktuğunuz gerçekten için vazgeçecekseniz yazın yani. Sorun olmaz diye yani düşünüyorum çünkü ben. Çünkü ben başlarken benim seviyem gerçekten çok iyi değildi. Ve şu an rahatça dersleri geçebiliyorum. Öyle söyleyebilirim. O yüzden de hani az İngilizceniz çok iyi olmayabilir ama bu yapamayacağınız anlamına gelmez. O yüzden bence zaten çok istiyorsanız gelin. Zaten sınıfta kalacaksanız da bunun İngilizce ile alakası olmayacak. Aynen, dersler zor. Tamam, benim sorularım bitti. Videomuz bu kadardı. Umarım video işinize gerçekten çok yarar. Yağmur yağmadan bizim bu videoyu bitirmemiz lazım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Abone olursanız harika olur. Görüşürüz. Bay bay.